hadiselere şöyle bakacağız. Yılbaşı gelmiş, fırsat. Hocam hangi yılbaşı? Hangisi olursa olsun, miladi yılbaşı olsun, hicri yılbaşı olsun, onu biz şöyle düşünürsek, ya bak bir sene geçti, yaşlandım, acaba sevaplar, günahlarım ne durumda diye muhasebe ederse, beş vakit namazımı kıldım mı ben, oruçlarımı tuttum mu ben, fakir fukaraya efendim zekatımı verdim mi ben, ihtiyaç sahibi olan insanları gözettim mi, annemin hakkını, hukukunu gözettim mi, akrabalarla iyi ilişkiler içerisinde oldum mu gibi böyle bir muhasebe içerisinde olursa ne olur? Yılbaşına bakışında da kişinin sevap olmuş olur. İşte yılbaşına bakışında, doğum günlerine bakışında, bayramlara, cumalara, hep bütün bunlara baktığımız zaman ne olur? Kişi nefsini muhasebe ederse kazanan olur. Rabbimiz Celle Celaluhu doğum günlerimizi de, bayramları da, cumaları da, haram ayları da, üç ayları da, kandilleri de fırsata çeviren kullarından eylesin. Peki bu fırsatları nasıl değerlendireceğiz? Şöyle, nefis muhasebesi yapacağız. Yani kendimize diyeceğiz ki Ahmet, Mehmet, sen namazlarını kıldın mı? Tevbe ettin mi? Bak günahlarından bağışlanma dilendin mi? Annenin rızasını aldın mı? Akrabalarına görüşüyor musun? Komşularına kötü mü davranıyorsun? Böyle kendimizi helal mı kazanıyorsun, haram mı kazanıyorsun? Böyle bir muhasebeye çekmek. Sonra tevbe etmek, istiğfar etmek. Günahlardan, günahlı işlerden kaçınmak. Sevaplı işler yapmak, onlara yönelmek. İbadet yapmak. Özellikle namaz ibadetini yapmak. Kur'an'a dönmek. Peygamber Efendimiz'in ahlakına, sünnetine sımsıkı sarılmak ve ahiret eksenli olarak yaşamak. Yani zararımıza nedir, kârımıza nedir, bunu bilerek dünya hayatımızı idame ettirmek ve boş işlerden uzak durmak. Rabbimiz Celle Celaluhu zamanı en güzel bir şekilde değerlendiren, zamanı fırsata çeviren kullarından eylesin. İşte geldi üç aylar, işte geldi Regaib gecesi, bir fırsat. Şimdi geçen sene Regaib gecesinde aramızda olup da bu sene olmayanlar var. Belki önümüzdeki sene biz de olmayacağız. Bu bir artık Allah'ın takdir ettiği bir kader. Bunu kimse bilemez. Üç aylardır, belki önümüzdeki üç aylarda bulunamayacağız. Bunu ancak Allah bilir. O halde sanki bu regaib gecemiz son regaib gecemizmiş gibi, sanki bu üç aylar son üç aylarımızmış gibi ona göre bu mübarek zamanları değerlendirmemiz lazım. Değerlendirirsek Allah da bizi melekleri katında övgüyle bahsedilen kullar arasına dahil eder. Ancak biz bu mübarek aylar geldiği halde yine Kur'an okumasını bilmezsek, biz bu mübarek aylar geldiği halde Peygamber Efendimiz'in hayatını, ahlakını, sözlerini, hadislerini öğrenme konusunda bir gayret etmezsek, bu mübarek üç aylar geldiği halde hala namaza başlamaz isek, o namaz bizden şikayetçi olmaz mı? O üç aylar bizden şikayetçi olmaz mı? Regaib gecesi bizden davacı olmaz mı? Bu mübarek geceler bizden şikayetçi olmaz mı? Recep ayı bizden şikayetçi olmaz mı? Şaban ayı bizden şikayetçi olmaz mı? Ramazan ayı bizden şikayetçi olmaz mı? Kadir gecesi, Miraç gecesi, Berat gecesi, bütün bu mübarek geceler bizden şikayetçi olmaz mı? Ama o gün işte pişmanlık fayda vermeyecek. Çünkü öldükten sonra dünyaya dönüş yoktur. Rabbimiz Celle Celaluhu şimdiden ahiret azığımızı en güzel bir şekilde hazırlayan ve ahirete Kur'an'la, imanla ve sevaplı cennetlik amellerle göç eden kullarından eylesin.